Arzu dinamiği. Bir kadının hayal gücü, oyun cephanenizdeki en kullanışlı araçtır. Her teknik, her günlük cevap, her mimik, gözdağı ve iletişim bir kadının hayal gücünü uyarır. Rekabet anksiyetesi buna dayanır. Yüksek değer gösterme, DHV buna dayanır. Cinsel tansiyonu harekete geçirmek buna dayanır. Eğer benzeteceksem bunu bir hamster'a kafein vermeye benzetebilirsin. Ama kadının hayal gücünü uyarmak her bir ilişki türünde geliştirebileceğin en güçlü beceridir. Bu, hüsrana uğramış ortalama erkeğin başarısız olduğu en büyük noktadır. Kendileriyle ilgili her şeyi ortaya saçarlar. Kadınların onların samimiyeti konusunda gerçeği arzuladıkları yanlış inancıyla kendileri hakkındaki tüm gerçekleri açığa vururlar. Bunu şimdi öğren. Kadınlar asla tam bir ifşayı istemezler. Kadın için bir erkeği sadece kendi efsanevi feminen sezgileri hayal gücüyle çözdüğünü düşünmesinden daha fazla tatmin edici bir şey yoktur. Erkek açıkça karakterini, hikayesini, değerini ve benzeri kadın için ortaya saçtığında gizem dağılır ve kadının hayal gücünden, şüpheciliğinden, seni kendi keşfetmesinden gelen biyokimsal salgılaman kaybolur. Beta zihin yapısına sahip çoğu erkek, klasik olarak bunu tam olarak ilk randevuda yaparlar ve ardından neden sadece arkadaş olalım, LGBF'ye sebep olduklarını düşünürler, nedeni budur. Bilinirlik anti baştan çıkarıcıdır. Hiçbir şey oyunu, organik tutkuyu ve libidoyu konforlu bilinirlikten daha hızlı öldüremez. Yaygın olan oyalamacı taktiklerine rağmen kadınlar potansiyel seks partnerleriyle rahat olmak istemezler. Onlar heyecanla hayal güçlerinin ateşine kömür atılmasına ihtiyaç duyarlar. Potansiyel partnerleriyle tetiklenmiş ve gergin seks isterler. Hatta uzun vadeli ilişkide LTR, hayal gücünü kışkırtmak daha kritiktir. Bunun sağlıklı bir ilişki için zorunluluk olduğunu söyleyecek kadar ileri gideceğim. Ama sonra sen soracaksın. Uzun vadeli kız arkadaşım veya karım hikayemi bilirken ve bilinirlik ortadayken bunu nasıl yapacağım? Kolay cevap şu. Bunun olmasına başlangıçta asla izin verme. Her uzun vadeli ilişki LTR'nin sağlığı başlangıçta girdiğin çerçeveye bağlıdır. Sağlıklı uzun vadeli ilişkinin temelleri sen ilişkiye başlamadan ve henüz bağlanmadığınız süreçte atılır. Uzun bir ilişki kurduktan ve evlendikten sonra daha sık ve yoğun cinsel ilişki yaşadığını söyleyen bir erkekle henüz karşılaşmadım. Bunun ilk nedeni kadının seninle şevhetle sevişmek için acele etmesini sağlayan rekabet anksiyetesinin rahatlamasıdır. Bu flört aşamasında kalır ve bir zorunluluk haline gelir ve erkeği ilişkiye devam ettirmesi için kadının çerçevesine uymaya zorlar. Bu çoğu erkeğin başarısız olduğu en önemli noktadır. Uzun vadeli ilişkiye yatırım yapmadan önce kadının çerçevesine yenik düşerler. Feminen koşullandırmanın etkisiyle erkekler bağlılıkla birlikte kadının çerçeve kontrolüne teslim olmak gerektiğini düşünürler. Bunu anti baştan çıkarıcı bilinirlik ile kombine et ve kadının cinsel ilgisinin neden azaldığını tam olarak görebilirsin. Bunu önlemek için ne yapmalısın? İlk ve öncelikle uzun süreli ilişkide kimlerin çerçevesine girdiğini iyi anla. Eğer standart varsayım olarak yaşadığımız dünya, kadın dünyası anlayışını benimsemişsen, bağlılığın anlamını kadının standart olarak kazanması ve senin kaybetmen olarak düşünüyorsan, bir uzun vadeli ilişki bile düşünmeyin. Kadın senin dünyana girmeli, bunun başka bir yolu yoktur. İkinci olarak, kendin hakkında tahmin edilemezlik tohumları ekmen gerekiyor. Her zaman hatırla, mükemmel sıkıcıdır. Kadınlar Bay Güvenilir'le olmak için ağlarlar ve sonra Bay Heyecan Verici'yle sevişirler. Uzun vadeli ilişkide ikisi de olman önemlidir ama biri pahasına diğerinden vazgeçmemelisin. Çok fazla evli erkek, karıları ve uzun vadeli ilişkileriyle fikir ayrılığı çıkarıp heyecanı berbat etmekten çok korkarlar çünkü seks hayatları kadının kızgınlığını yatıştırmaya bağlıdır. Kadın günlük olarak senin nasıl eğlenceli, tahmin edilemez ve ilginç olduğunu hatırlamalıdır. Üstelik sadece o değil, diğer kadınlar da. Bu üstü kapalı, taktiksel bir şekilde yapılmalı ve gösterilebilir bir şekilde diğer kadınların da seni arzu edilebilir buldukları ima edilmelidir. Kadınlar şüpheden ve kızgınlıktan gelen kimyasal akına aş erkekler.
Eğer bunu ona ispatlamazsan bunu memnuniyetle romantik romanlardan alacaklardır. Ya da bekar yaşayan kız arkadaşlarının hikayelerini dinleyeceklerdir. Onun hayal gücünü uyaracak pozisyonda oyuncu bir şekilde kimyasal akınının kaynağında bulun. Bağlılıktan önce yenilmiş evli erkekler karılarını üzmemek için oyunun bu elementini evlilikte uygulamazlar. Arsız, komik olmak, nek atmak ve oyunun diğer tarafları harika bir şekilde çalışmaktadır. Onun poposuna bir şaplak atmak veya onu oyuncu bir şekilde eleştirmek, oyuncu bir şekilde olmak, bazen ona onun tepkisi konusunda korkusuz olduğun mesajını vermek de yeterlidir. Arsızlıkla onun çerçevesini kırabilirsin ve hayal gücünü çalıştırabilirsin. Oturmuş, tahmin edilebilir bilinirliği kırmak sıklıkla hayal gücünü ateşlemenin harika bir yoludur. Evli erkek spor salonuna başladıktan ve vücutlarını şekillendirmeye başladıktan sonra karılarının daha fazla cinsel çekim hissettiğini gördüklerini rapor etmişlerdir. Bunu daha iyi görünmenin kadınları daha fazla uyaracağı şeklinde geçiştirmek kolaydır. Ama altta bu bir örüntüyü kırmayı içerir. Sen sürekli ve tahmin edilebilir bir şekilde davrandıkça kontrol altında tutulursun, diğer kadınlar neden seni istesin ki? Ama örüntülerini değiştirmeye başladığında, şekle girdiğinde, daha fazla para kazandığında, terfi aldığında, geliştiğinde ve hissedilebilir derecede yüksek değer gösterdiğinde kadının hayal gücü ve rekabet anksiyetesi geri döner. Hayal gücü, kadınların en iyi erkek genlerini seçtiklerine emin olmalarını ve etkilemeye kapasitelerinin olduğu en iyi erkek sağlayıcısını elde etmelerini sağlayan yüzyıllardır kullandıkları metotlar ve sosyal kontratlar mevcut. İdeal olarak en iyi erkek ikisine de sahip olmalıdır. Ama nadiren bu bir erkekte mevcut olur. Özellikle bugünlerde. O yüzden biyolojik zorunluluklarını yerine getirme ve doğalarında olan güvenlik ihtiyacını ele geçirmek için kadın sosyal kontratlar ve metodolojiler geliştirmiştir. Erkekler sadece kadınların genetik amaçlarına karşı mücadele etmiyorlar. Aynı zamanda yüzyıllar önce kurulan ve insanoğluna adapte olmuş feminen sosyal genelliklere karşı da mücadele ediyorlar. Eş seçiminin binlerce yıllık evrimindeki her iki cins içinde zihinlere olan bağlantısının psikobiyolojik fonksiyonunu birçok blog gönderimde detaylı olarak anlattım. O yüzden bu içselleştirme ve sosyalleşme ile bizim kolektif bilinç dışımızda var olan bir süreçtir. Üstelik bizler nadiren bu motivatörlerin konusu olduğumuzu anlayabiliyoruz. Hatta aynı davranış kadınlar tarafından tekrar tekrar kendini gösterse bile. Bu basit, anlaşılabilir mantık, türün hayatta kalmasını, yavrularını hayatta tutmayı sağlamak için mümkün olan en iyi koşullarda dünyaya getirerek sağlar. Aynı zamanda sayı olarak da daha fazla üremek, türün devamlılığını garanti altına alır. Kadınlar ebeveynsel yatırımını etkileyebildiği olası, en iyi, ona ve çocuklarına en iyi uzun vadeli güvenliği sağlayabilecek erkekle paylaşması açık bir uygulamadır. Bu yüzden kadın biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak kendi üremesi konusunda filtrelere sahiptir. Erkekler ise kendileri için var olan dişi havuzunda kendi genetik materyallerini mümkün olan en çok şekilde saçmak isterler. Erkeklerin de tabii ki eş seçiminde ve üreme için en iyi genetikle eşleşmelerinde kriterleri vardır. Ama bu kriterler kadınlarınkine göre daha seçicidir, edicidir. Kimse gece 2'den sonra çirkin değildir gibi. Bizim hormonsal biyolojimizde bulunan bu delillere göre sağlıklı bir erkek kadınlardan 12-17 kat daha fazla testosterona sahiptir. Ve kadınlar erkeklere göre büyük ölçüde daha fazla östrojen ve oksitosin üretir. Bu ifadeye göre bu iki metodoloji pratikte birbirleriyle çatışır. Bir kadının yavrusunun hayatta kalmasını en iyi şekilde sağlaması için erkek üreme metodolojisini terk etmek zorundadır. Bu durumda erkeğin kendi metodolojisini tatmin etmeyip kadınla eşleşmesi erkek için tutarsız bir zorunluluk haline gelir. Erkek eşleştiği kadını tatmin etmek için kendi üreme stratejisinden fedakarlık etmelidir. Bu yüzden erkek çok fazla genetik potansiyel riske girer. Erkek üremek için sadece kadının onun için olası en iyi aday olduğuna emin olmak istemekle kalmaz, aynı zamanda çocuklar ebeveynlerin ikisinin yatırımlarından da fayda sağlamalıdır.
Not, bu psikobiyolojik dinamiğin ilginç bir sonucu, erkeğin kendi çocuğunu kalabalık çocuk grupları içinde çocuğun annesinden bile daha hızlı ve doğru şekilde bulabilme becerisidir. Araştırmalar gösteriyor ki, erkekler bir oda dolusu aynı üniformayı giymiş çocuklar arasından kendi çocuğunu çocuğun annesinden daha hızlı bulabiliyor. Tekrar söylemek gerekirse, bu genetik olarak bir şey almak için başka bir şeyden vazgeçme davranışının bilinç dışındaki önemini vurgular. Bunlar insanın cinsel seçimleri ve üreme stratejileriyle ilgili temel bilgiler. Açık bir şekilde diğer pek çok sosyal, duygusal ve psikolojik şeyler de bu temelleriyle bağlantılıdır ve bu motivasyonların altında yatan şeyler cinsel seçimi etkiler. Sosyal sözleşmeler. Kadınlar kendi üreme stratejilerini daha iyi hale getirmek için genetik avantajlarına olacak şekilde sosyal sözleşmeler ve psikolojik şemalar başlatmışlardır. Bu yüzden kadınlar her zaman fikirlerini değiştirme imtiyazına sahiptir. Ve en kaypak, dönek davranışlar bile sosyal olarak maruz görülebilir, bunun yanında erkeklerin davranışları doğru olan şeyi yap denilerek daha yüksek bir standarda çekilir. Bu da kadının üreme stratejisine hizmet eder. Oyuncu olan erkekler ve eşlerini terk ederek kendi doğallarında olan üreme stratejilerini ortaya koyan babalar bu yüzden kötü adam ilan edilir. Ve hatta kendinden olmayan çocuklar için finansal, duygusal ve hayatını ortaya koyan tarzdaki babalar da toplumsal kahramanlar olarak ilan edilir ki bu da kadının genetik stratejisine hizmet ettikleri içindir. Bu kadınlara özgü sosyal dinamikler örneğin sadece arkadaş olalım, LGBT reddetmelerinin ve kadınların kendilerini kurban gibi hissetmelerine yol açan temel motivasyondur. Kadınlar erkeklerdeki kurtarıcı, Kapinski-Uihi zihinsel şemasını tetikleyerek erkeklerde kadınların üreme stratejiyi uyum sağlama motivasyonu yaratır. İyi babalar vs. iyi genler. Kadınların metodolojisinde, stratejilerinde üstesinden gelmeleri gereken iki büyük zorluk bulunur. Kadınlar sadece kısa bir zaman aralığında cinsel çekiciliklerinde en tepede olabilirler. Genelde 20'lerinin başları. Ve bu sürede iyi, uzun vadeli partner, iyi baba bulabilme niteliğine sahip olurlar. Ve bu nitelikler iyi bir üreme becerisiyle iyi genler, daha iyi genleri elde etme kabiliyeti getirir. Ancak bu ikisi nadiren aynı erkekte bulunur. Sağlayıcılık ve güvenlik kapasitesi iyi baba ile eşleşmek için fantastik bir motivatördür. Ama aynı karakteristik bu erkeği genellikle dezavantajlı konuma da sokar. Daha iyi genetiğe sahip, fiziksel olarak çekici olan, risk alma niteliği daha gelişmiş olan bir erkek, çocuklarına çevreye adapte olma kapasitesini daha iyi aşılayacaktır. Çocuklar kendi genetik malzemelerini gelecek jenerasyonlara geçirmek üzere diğerlerinden daha güçlü, hızlı ve çekici olacaklardır. Bu piç ve efendi erkek paradoksudur. Evrimsel ölçekte karşımıza çıkar. Erkekler ve kadınlar doğuştan olacak şekilde bilinçaltında bu dinamiği anlarlar. O yüzden kadının iyi genlere sahip babayı kullanırken iyi babanın da verebileceği en iyiye sahip olması için sürekli olarak sosyal sözleşmeler icat etmesi ve değiştirmesi gerekmektedir. Bu kadının avantajı elinde tutacak şekilde biyolojik faydasına ve çoğulcu cinsel stratejisine uygun olarak yapılır.